Trabzonspor yönetim yöneticilerinden Müminan Bilgin yanımızda. Müminan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. 8 ay zorlu bir süreç. Tabii badereler, hayat mücadelesi, Trabzonspor'un içerisinde bulunduğu ekonomik zorluk, sizin Ankara temaslarınız, bu işin düzlüğe çıkabilmesi adına verdiğiniz çok ciddi bir mücadele var. Bugün de güven oyuyla beraber tek listeyle gittiğiniz kongrede çok büyük bir aksilik çıkmayacak diye ümit ediyoruz. Çok az sayıda delege iştirak ettiğiniz salona ama Trabzonspor'un 3 yılını yine yönetme adına Trabzonspor'un başında olacaksınız. Önce süreçte başlayalım. 8 ayı değerlendirecek olursa Sayın Bilgin neler söyler bize? Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii Trabzonspor'un bizim nöbeti devraldığımız dönemdeki durum gerçekten çok sıkıntılı bir süreçti. Bu kamuoyunun malumu oldu. Hem genel kuruldaki rakamlar hem kamuoyuna yaksayan rakamlarla bilinen bir gerçekti. Ancak tabii Trabzonspor Anadolu'nun birçok büyük şehrinin kümelerden ikinci kümelere, üçüncü kümelere gittiği bu ekonomik futbol çöküşü döneminde Trabzonspor'un o akıbete uğramaması için ne yapılması gerekiyorsa Başkanımız Ahmet Ağaoğlu başkanlığında ekibimiz gerçekten çok önemli işlemlere parmak bastık. Ve bu yaptığımız işlemlerin esasında tamamı yapılması gereken şeylerdi. Daha çok şey yapılabilir miydi? Tabii ki yapılabilirdi. Ama şunu yaşadık. Trabzonspor'un hayati fonksiyonlarının yerine getirilmesi gerekiyordu. Önce hayata tutunması gerekiyordu. Biz düşündüklerimizin önemli bir kısmını yapmaya çalıştık. Ama bunların önemli bir kısmını da yapamadık. Neden? Çünkü şartlar bizim çok düşündüğümüz gibi olmadı. Çok düşündüğümüz gibi gerçekleşmedi. Ama bütün bu sıkıntılı sürece rağmen bu 8 ayın sonunda Trabzonspor'u getirdiğimiz nokta bugün kamuoyunda olumlu bir imaj ve olumlu bir algı oluşturduğunu bugün genel kurulda görüyoruz. Bunu şöyle yormak istiyoruz. Genel kurula çok ciddi bir katılım yok. Biz bunu iyi niyetli olarak şöyle görüyoruz. Ahmet Ağaoğlu listesinin yaptığı faaliyetleri kamuoyunun ve Trabzonspor ailesinin onayladığını düşünüyoruz. Buna yormak istiyoruz. Ve bu kavramları kafamıza ve beynimize domine ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu süreç tabii önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde de özellikle borç yapılanması noktasında, borcu aşağı çekme, azaltma noktasında ve elde maliyet külfeti olan oyunculardan kurtulup öz sermayesine, öz kaynaklarına dönmesi noktasında çok ciddi çalışmalarınız olacak. Başkan bu mesajı verdi. Ocak ayında altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan A takıma katılımların gerçekleşeceğini beyan etti. Ben şunu soracağım. Trabzonspor yönetiminin içerisinde elimde bulunan 14 asıl ve 7 yedek yöneticinin içerisinde görev dağılımında herhangi bir değişiklik olacak mı? 4 yönetici gitti. Başkan Mehmet İtalp'in as başkanlık koltuğuna oturacağını deklare etti. Bir görev dağılımını tüyoları tabii ki size gelmiştir. İzleyenlerimize paylaşma şansınız olur mu? Şöyle ben başkanımızla görev dağılımı çerçevesinde bir istişaremiz olmadı. Ancak şunu biliyorum. Ana formatları sık sık konuştuğumuz için çok önemli bir değişiklik olmayacak. Nedeni şu. Bizim için şu anda bir as başkan koltuğunun adlandırılması söz konusuydu ki bu istişare süreçlerinde netleşti. Başkanımızın da deklare ettiği gibi Mehmet İtap kardeşimiz bu görevi omuzlarına alacak ve bence zor bir görevin tam önemli bir bölümüdür Mehmet İtap kardeşimizin omuzlarına aldığı yük. Ama tabii Trabzonspor'daki diğer görevlerde baktığımızda başkan yardımcılıklarında ve diğer görevlerde çok önemli bir değişiklik olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü arkadaşlarımızın şu anda görevde olanlar zaten işlerini yürüten arkadaşlarımız ve bu fonksiyonlarını devam ettireceklerdir. Ama Trabzonspor'da
geleceğe yönelik planlamaların ana unsuru şudur. Biz Trabzonspor olarak kendi değerlerimize, kendini ve yüreğini Trabzonsporlu hissedenlerle hem yönetimde hem de sahada hem 1461'de ve bütün alanlarda kendini Trabzonspor'un bir parçası görenlerle yol yürümeyi ve onlarla beraber bir takım hamleler yapmayı düşünüyoruz, istiyoruz ve bunu yaptığımız zaman da ancak başarılı olabileceğimizi görüyoruz. Biz şöyle biliyoruz, yılların verdiği tecrübeyle şunu söylemekte herhangi bir beis yoktur. Bir bütünlük olursa başarı olabilir. Bu bütünlük yönetimimizden, teknik kadromuzdan, futbolcuların kendi içindeki bütünlüğünü sağlanmasıyla ancak Trabzonspor kendi güçlerini dinamik hale getirebilir. Zaten Trabzonspor'un mücadele ettiği alan son derece kendi gücünün üstünde bir arenada mücadele ediliyor. Öyle ki biz tarihte savaşlarımızı, Türk savaşlarını anlatırken 10 bin kişiyle 100 bin kişiyle savaşan bir ordu. Bugün Trabzonspor kendi gücünün üstünde büyük bir güçlerle mücadele ediyor. Bu güçlerle mücadele edebilmemiz için bizim sahada yönetimsel olarak, medya olarak, kamu yönetimi olarak ve kamu yönetimi olarak hepimiz Trabzon'un bütünlükleri içerisinde bir bütün olmamız lazım. Bizim görevimiz bu bütünlüğü sağlamak için bir çimento olmaktır. Ben Müminhan Bilgin olarak Trabzonspor'un başkanımızın söylediğinin altını çizerek söylüyorum. Hizmetkarı olarak gayret ediyoruz. Kimliklerimizin ve bu kimliklerin altında yatan birikimlerin esasında Trabzonspor'a hizmet etmenin ötesinde hiçbir başka anlamı yoktur. Bunu da bir şeref olarak addediyoruz. Hülasa yönetimde görevlerde çok ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Son sorum, proje anlamında çok önemli projeler önümüzdeki süreçte kazanç anlamında Trabzonspor'a sağlanacak. Bir petrol istasyonu son dönemde yine hizmetinize geçti. TMSF'den Trabzonspor devraldı. Bu ve buna benzer yeni projeler, yeni atılımlar olacak mı? Tabii Trabzonspor'un dün genel kurulda başkanımızın söylediği gibi iki tane önemli hususu var. Mutlaka futbolcu alırken ve satarken kazanması, bir de projelerimiz bizim için önemli. Bu projeler 1000 liradan tutun da 10 milyon TL'ye, 100 milyon TL'ye kadarlık projeler olabilir. Bunların bir tanesi, birinci adımı petrol ofisi işidir ki başkanımızın talimatlarıyla yürüttüğümüz bu süreç devam ediyor. İnşallah oradan Trabzonspor'a ciddi bir katkı sağlayacağız. İkincisi de yine Trabzonspor'un adına ciddi bir projede işbirliğini yürütüyoruz ve yine kamu milli emlak tesislerinden Trabzonspor'a kazandırmaya çalıştığımız bir takım işlemlerle gayret ediyoruz. Tabii ki Trabzonspor'un en önemli unsuru şudur. Altyapıyı Trabzonspor'un hizmetine sunabilmemiz lazım. Yani futbolcu ordusunu bugün Trabzonspor'un elinde var olan şu şeref maalesef üzülerek söylüyorum Altın Ordu Kulübü'nün bugün Avrupa Altın Ordu Kulübü'nü adlandırıyor. Altın Ordu'nun adı konuşulmazken Trabzon camiası futbol denince akla Trabzon geliyordu. Bugün yanına Altın Ordu dizildi. Bizim bunu acilen değiştirecek hamleleri yapıyor olmamız lazım. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Bilgin. Ağzınıza sağlık. Çok önemli bilgiler verdiniz. Tabii biz buradayız. Kongre süreci bitecek. Basına ve medyaya güzel bir birliktelik pozu vereceksiniz diyelim. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çok